Bunun üzerinde mesela bayağı bir durmak lazım aslında. Yani fikir yürütmek lazım. Esma'yı tek tek düşünmek lazım. Şu isim nasıl işte yansıyor? Şunlar nasıl yapıyor? Yani toprak hakikaten bir perdedir. Cenab-ı Hakk'ın bir tane ismi yansıdığı zaman hakikaten sahneler kuruluyor şu toprak üzerinde. Sahneler kaldırılıyor, kuruluyor, kaldırılıyor, kuruluyor, kaldırılıyor. Cilvelerini görüyoruz. Fakat nasıl bir yansıma ki bilmiyoruz onu biz. O toprakta hiç şey yok. Zannediyoruz ki biz topraktan çıkıyor yani. Toprak bu işi yapıyor. Zannediyoruz ki bunu efendime söyleyeyim yağmur yağıyor da bitkiler öyle çıkıyor. Yani yağmur damlasını inceliyorsun bakıyorsun H2O işte bize öyle tarif ediyorlar. İçinde bir şey yok. Mesela o toprak ile çıkan bitkiye bakıyorsun orada hayat var ama suyun kendisinde hayat yok. Keza orada renk var o suyun kendisinde renk yok. Yani suyun kendisinde olmayan bir şeyi nasıl o şeye versin ki yani? Yok bu, onda yok. Buraya nasıl versin? Kendisinde yok ki. Olmadığı bir şeyi nasıl versin ona? Ama öyle bir yansıma meydana geliyor ki yani zannediyorsun ki bunu su yapıyor, toprak yapıyor, güneş yapıyor falan. Sebeplere havale ediyorsun. Cenab-ı Hak tabiri caizse la teşbih ve la temsil ustanın elindeki aletler gibi o sebepler, unsurlar. Usta nasıl o aletlerle hani bir masa yapar ya da işte ne bileyim bir alet yapar. Cenab-ı Hak'ın aletleri de tabiri caizse malzemeleri de o unsurlar. Onlarla çiçek yapıyor, bitki yapıyor. Zannediyorsun ki onlar yapıyor. Yapanı görmüyorsun ya. Su yapıyor, yok toprak yapıyor vesaire ya. Halbuki o yapan yaptı dediğin şeylerin kendisinde yapılan şeylerin özelliği yok. O zaman bunu bir başkası yapıyor diye kesin hükmediyorsun.